Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Sübhaneke la fehme lena illa ma fehemtena inneke entel cevvadül kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve üfevvid emri ilallah innallaha semi'un alim. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyüküm ehsenu amelâ. Sadakallahul azim. Ve bellegana resûlühün nebiyyühül haşimiyyül kerîm. Es-salâtu nurun. Ves-sadakatü bürhanun ves-sabru ziyaun sadaka resul fîmâ gâl ev kemâ gâl. Hamd alemlerin Rabbi, kainatın hâlıkı, mevcudatın sahibi Rabbi Zülcelal Hazretlerine salatü selam onun Resulü ki cihan serveri ins ve cinnin nebisi Bismillah ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âleminin muhatabı sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine, sahabe-i kirama, tabiine ve Peygamber-i Zişan Efendimiz Hazretlerinin yüksek aile efradının üzerlerine olsun. Kıymetli dostlar, değerli dinleyiciler, Rabbim cumanızı, cuma gecenizi, saniyen cumanızı mübarek eylesin. İbadetlerimizi kabul, amellerimizi makbul eylesin. Bizlere, sizlere, diyar diyar, alemi İslam'a sağlık, sıhhat, afiyet nasip eylesin. Bizler ve neslimizle birlikte şu cennet vatanda ila nihai yaşamamızı, yaşamalarını nasip eylesin. Bu cennet vatanda huzuru kaçırmaya çalışan gerek dahili, gerekse harici hainlere Rabbim fırsat vermesin. Bizleri sizleri birlikten dirlikten Kur'an'ın yolundan İslam'ın nurundan Peygamberimiz Aleyhisselam'ın güzel ahlakından ayırmasın. Kıymetli dostlar, Mevlam nasip ederse bu akşamki sohbetimizin ana konusu imtihan ve sabır konusu üzerinde olacaktır. Rabbim her şeyden önce nefsin başta olmak üzere her birerlerimizin müstefid olmasını nasip ve müyesser eylesin. Malumlarınız geçtiğimiz 6 Şubat Pazartesi sabahı 4.17'de Kahramanmaraş ve çevresindeki vilayetlerde meydana gelen depremde hayatlarını kaybeden kardeşlerimiz ciğerimizi yaktı. Dolayısıyla hüzünlüyüz, kederliyiz. Sohbetimin başında Allah Celle Celaluhu hayatlarını kaybeden, ahiret intikal eden kardeşlerimize gani gani rahmet eylesin, makamlarını cennet eylesin, korktuklarından emin eylesin, umduklarına nail eylesin. Yaralı olan kardeşlerimize de Şafi ismiyle şifalar ihsan eylesin. Rabbim böyle afetler başta ülkemiz olmak üzere İslam alemine hatta insanlık alemine böyle afetler göstermesin değerli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu Mülk Suresinin hemen ikinci ayeti cellesinde şöyle buyuruyor. Bismillah. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluveküm eyyüküm ahsenu amelâ ve huvel azîzül hakîm ve huvel azîzül gafûr. Sadakallahul azîm. Allah Celle Celalü öyle Allah'tır ki hayatı ve ölümü yaratan odur. Hayatı yarattı ki Allah Celle Celalü biz bu dünyaya geldik. Keza vefat edenler de Allah Celle Celalühünün yaratma vasfıyla, yaratma sıfatıyla ahirete göç etmektedirler.
Allah'ın yaratması olmasaydı biz bu dünyaya gelemeyeceğimiz gibi Allah'ın keza yaratması olmayınca da bu dünyadan hiçbir varlık ahirete göç etmez değerli kardeşlerim. Hayatı ve ölümü yaratan Rabbimiz niçin yarattığını, evet bu Mülk suresinin 2. ayeti kerimesinde hikmetini şöyle anlatıyor. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hanginizin güzel amel yapıp yapmadığını sınamak için. O halde bizler Allah Celle Celaluhu'nun göndermiş olduğu dünya arzında imtihan edilmek maksadıyla var olunan, bizde bulunan nimetlerin hepsinden imtihan edilmek üzere bu dünyaya gönderildiğimizi, buna münhasır olarak Allah Celle Celaluhu da hayatı ve ölümü yarattığını ifade etmektedir değerli kardeşlerim. Öbür taraftan Allah Celle Celaluhu bizim değerli kardeşlerim her şeyden önce hangi nimetlere sahipsek elbette sahip olmuş olduğumuz bütün nimetlerden hesaba çekileceğimizi de ifade buyurmaktadır. Burada iptila kelimesinin kökü bela kelimesinden gelmektedir. Bela kelimesi Kur'an-ı Kerim'de değerli kardeşlerim denemek, sınamak, gam, musibet, darlık ve sıkıntı manalarına gelmekte olup Allah'ın insanları denemek için verdiği maddi ve manevi sıkıntı, dert ve külfet anlamı taşımaktadır. İmtihan kelimesine gelince sözlükte denemek, tecrübe etmek, sınamak anlamlarına gelmektedir. İslami bir terim olarak Cenab-ı Hakk'ın insanları dünya yaşamında hayır ve şerle imtihan etmek suretiyle sabır ve teslimiyet gösterenleri ahirette mükafatlandıracağını ifade etmektedir. İsyan edenleri ise cezalandıracağını ifade etmedik değerli kardeşlerim. O halde bizler her nimet bir imtihan vesilesidir. Makam sahibi miyiz? Bir imtihan vesilesi. Mal mülk sahibi miyiz? Bir imtihan vesilesi. Evlat sahibi miyiz? Bir imtihan vesilesi. Dünyada hangi nimete sahipsek her birerlerinin birer imtihan vesilesi olduğunu bilmemizde fayda var değerli kardeşlerim. Bakara suresi 155. ayeti cellesinde Allah Celle Celaluhu Bismillah ve lenebluvennekum bi şey'in minel havfi vel cu'i ve naqsin minel enval vel enfus ve semerat ve beşşiris sabirin. Sizler diyor korku, açlık, mallardan ve evlatlardan, nefislerden eksiltmek suretiyle, azaltmak suretiyle ve aynı zamanda ürünlerden eksiltmek suretiyle sizler ne yaparsınız? Denenirsiniz. Ve meşşir sabirin, Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, sen bu saymış olduğum nimetler karşısındaki musibetlere düçar olmuş olan insanların sabredenlerini müjdele buyuruyor Allah Celle Celaluhu değerli kardeşlerim. Halıkımız Teala Hazretleri bizleri ehsen-i takvim üzere yaratmıştır. Bunu da Tin suresinde Bismillah لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim. Biz muhakkak ki insanı mükerrem bir varlık olarak yarattık. Mükerrem bir varlık olma olan insan Beled suresindeki şu ayeti kerimede ise لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ Hiç şüphe yok ki biz insanı zorluklarla mücadele etme gücüyle yarattık. Elbette zorluklar veriyoruz. O zorluklara karşı mücadele etme güç ve kabiliyetini de bizler vermişiz. Yeter ki Rabbimiz bizlere taşıyamayacağımız yükü yüklemesin. Kaldı ki Allah Celle Celaluhu la yükellifullah nefsen illa vus'aha, size taşıyamayacağınız yükü de yüklemem buyurmaktadır değerli kardeşlerim. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bu yana bütün peygamberlerin hayatlarına baktığımız zaman her birerlerinin hayatlarında birer imtihan vardır. Hep imtihan edilmişlerdir değerli kardeşlerim.
O imtihanın neticesi itibariyle sabır ve metanetle karşılamışlar ve dolayısıyla sabır ve metanet neticesinde kazanç sağlamış, kazanç olmuşlardır ve mükafatını Allah Celle Celaluhu'ndan almışlardır değerli kardeşlerim. Şöyle birkaç tane peygamber örneklemesi yapalım imtihan vesilesi olarak değerli kardeşlerim. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Nemrut'la mücadele etmiş ve bu mücadele de ateşe atılmıştır. Böyle imtihan edilmiştir. Düşün ki 4 ay gibi uzun süre Nemrut ve taifesi odun biriktirmişler. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın atam dediği İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atmışlardır. Allah Celle Celaluhu da Bismillah ya naru kuni berdan ve selamen ala İbrahim. İbrahim'e karşı soğuk ve selamet ol talimatını alan ateş İbrahim Aleyhisselam'ı yakmamıştır ve İbrahim Aleyhisselam ateşle imtihan edilmiştir. Keza Hazreti İsmail Aleyhisselam babası tarafından kurban edilmeye çalışmış ve dolayısıyla İsmail Aleyhisselam canıyla imtihan edilmiştir. Hazreti Yakup Aleyhisselam'a bakıyoruz. Oğullarıyla imtihan edilmiş. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a bakıyoruz. Kardeşleriyle imtihan edilmiş. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'a bakıyoruz değerli kardeşlerim. Evet, ne yapmıştır? Sağlığıyla imtihan edilmiştir. Hastalık belası ve musibeti gelmiş, sağlığıyla imtihan edilmiştir. Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'la ve kavmiyle imtihan edilmiştir değerli kardeşlerim. Keza Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri de Mekkeli müşriklerle mücadele etmek suretiyle sürekli bir şekilde imtihan edilmiştir değerli kardeşlerim. Ama Allah Celle Celaluhu bütün imtihanların sonunda bir çıkış yolu mutlaka göstermiştir. Bir çıkış yolu göstereceğinin de ipucunu şu ayeti kerime İnşirah suresi şu ayeti kerimeyle ortaya koymaktadır. Bismillah. Fe inne me'al usri yusra. İnne me'al usri yusra. Evet, demek ki zorlukla beraber kolaylık vardır. Evet, doğrusu güçlüğün yanında mutlak manada bir kolaylık vardır ifadesiyle zor günler geçecek, kolay günler gelecektir anlamına gelen ayeti kerimede her zorluğun peşinde mutlaka bir kolaylığın geleceğini Allah Celle Celaluhu ifade buyuruyor değerli kardeşlerim. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri az önce okumuş olduğum ayeti kerimenin adeta tefsiri mesabesinde bulunan hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır. Müjdeler olsun, size kolaylık geldi. Artık bir güçlük iki kolaylığa asla galip gelemez. Bir güçlük var unutmayın ama bir güçlüğe münhasır olarak iki kolaylığın olduğunu Peygamberimiz Aleyhisselam ifade buyurmaktadır. Yine Peygamberimiz Aleyhisselam daha değişik bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Mümin yeşil bir ekine benzer. Mümine bakınız Peygamberimiz Aleyhisselam neye benzetiyor? Mümin yeşil bir ekine benzer. Rüzgarla eğilir fakat yıkılmaz. Rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur, ayakta kalır. İşte mümin de böyledir. O da bela ve musibetler sebebiyle eğilir fakat yıkılmaz. Niye yıkılmaz? Sabrı sebebiyle yıkılmaz. Niye yıkılmaz? Metaneti sebebiyle yıkılmaz. Niye yıkılmaz? Diğer din kardeşlerinden görmüş olduğu destekle yıkılmaz. Niye yıkılmaz? Bütün insanlığın kendisine kolaçan olması sebebiyle yıkılmaz. Yeşil bir ekine benzetilir. Eğilir rüzgardan ama netice itibariyle rüzgar geçince ayağa kalkar. Mümin olan insanda aynen bela ve musibetlere duçar olduğu zaman her ne kadar eğilir gibi görünse de netekim dimdik ayakta durur. Çünkü değerli kardeşlerim
O mümin olan insanda sabır vardır. O mümin olan insanda metanet vardır. O mümin olan insanda hidayet vardır. O mümin olan insanda elbette ahiret inancı vardır. İmtihan edildiğini bilir. Dünyanın misafirhane olduğunu bilir. Misafir gibi davranır. Her şeyden ibret alır. Ölümden ibret alır, hayattan ibret alır, hastalıktan ibret alır, sıkıntılardan ibret alır. Efendim, bela ve musibetlerden imtihan dolayısıyla ibret alır. Her şeyi, her bütün olan şeylere ister sevinçli olsun, ister keder anında olsun her şeye ibret nazarıyla bakar değerli kardeşlerim. Öbür taraftan konumuzu imtihan bir de sabır dedik ya, kısacık vaktimizde bir de sabır konusunda birkaç kelime sizlerle paylaşmak istiyorum değerli kardeşlerim. Sabır dediğimiz zaman ne anlamamız lazım? Sabır dediğimiz zaman sözlükte engellemek, hapsetmek, güçlü ve dirençli olmak anlamlarına gelmektedir. Öbür taraftan terim olarak sabrı şöyle anlamak mümkündür. Üzüntü, başa gelen sıkıntı ve belalar karşısında direnç gösterme, olumsuzlukları olumlu kılmak için gösterilen metanettir diye ulema tarif etmiştir değerli kardeşlerim. Sabır nefsi telaştan, dili şikayetten, organları çirkin davranışlardan koruma, nimet haliyle mihnet hali arasında fark gözetmeyip her iki durumda sekinetini koruma, muhafaza etme, Allah Celle Celaluhu'ndan başkasına şikayette bulunmama anlamına da gelmektedir sabır değerli kardeşlerim. Bakınız Lokman Aleyhisselam oğluna neleri telkin etmiş, neleri tavsiye etmiş, onlara Lokman Aleyhisselam'ın dilinden Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor? Bir bakalım. Bismillah. Ya büneyye, ey oğulcağızım, ekimis sala, namazı dosdoğru kıl. Ve'mür bil me'rufi ve nehanil münker, iyiliği emret, kötülükten nehyet, münkerattan olan şeylerden nehyet. Vesbir ala me asabek. Evet, senin başına gelen bir musibetten dolayı sabret, sabırlı ol. İnne zâlike min azmil umur. Elbet işte bunlar kararlılık gerektiren işlerdir. Bu ayeti kerimeye baktığımız zaman 2-3 tane konunun iç içe ve peş peşe olduğunu görmekteyiz. Her şeyden önce tavsiye edeceğimiz, emredeceğimiz muhatabımıza Allah Celle Celaluhu'nun 5 vakit olarak farz kılmış olduğu namaz emretmemiz lazım. Zaten Allah Celle Celaluhu Bakara suresinde ya eyyühellezine amenü sta'inu bis sabr ve salah, ey iman edenler namaz ve sabırla Allah'tan yardım dileyin. O halde burada da tavsiye edildiği üzere Lokman Aleyhisselam'ın dilinden oğulcağızım namazı dosdoğru kıl. Bu ne demektir? Aslında sabırlı olan, sabretmesini bilen insan aynı zamanda 5 vakit namazına devam eden insanlar daha metanetli olur, daha sabırlı olur anlamı da çıkmaktadır değerli kardeşlerim. 5 vakit namaza devam edemeyen kardeşlerimiz varsa onların da en kısa zamanda Allah'ın divanına durmaları, rükuya varmaları, sucud etmelerini Rabbim Teala Hazretleri nasip eylesin. İnandım diyen mümin olan her insanın alnını Rabbim secdede buluştursun inşallah değerli kardeşlerim. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Bu da elbette mümin olan insanların aynı zamanda vasıflarındandır. Vesbir ala me asabek. Sana gelen bir musibetten dolayı sabret. Elbette burada sabır nimetini de Allah Celle Celaluhu ifade buyuruyor değerli kardeşlerim. İnne zâlike min azmil umur, muhakkak ki bu kararlılık gerektiren işlerdir. Yani namazı devamlı kılmak kararlılığı gerektirir. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek kararlılığı gerektirir.
Bela ve musibetler karşısında sabrı tavsiye etmek, sabırlı olmak ve dolayısıyla sabretmemiz elbette bizim kararlılık gerektiren davranışlarımız cümlesindendir değerli kardeşlerim. Yine an Ebi Malik'in Eş'ari'yi Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Es salatu nurun. Bakınız Lokman aleyhisselam oğluna nasihat ederken ekimiz salah buyuruyor. Namazı dosdoğru kıl. Peygamberimiz aleyhisselam da hemen bu hadis-i şerifte namazla ilgili namaz nurdur buyurmaktadır. Peygamberimiz aleyhisselamın hadisinde ifadesiyle namaz diyor benim gözümün nurudur. Namaz mümin olan insana benim vasiyetimdir. Es-salatu nurun, namaz nurdur. Namaz elbette mümin olan insanın nurlar içerisinde yürümesini sağlayan ibadettir, temel ibadettir. Dinin direğidir değerli kardeşlerim. Ve sadakatü burhanun, aynı zamanda sadaka ise delildir. Ve sabru diyaun, sabır ise ışıktır buyurmaktadır. Yani sabırlı olan insan önünü aydınlatan bir fener gibi düşün, lamba gibi düşün, bir ziyayı düşün. İşte onunla önünü aydınlatır ve ufka doğru devam eder değerli kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin hayatına baktığımız zaman az önce Hazreti Adem aleyhisselamdan İsa aleyhisselama kadar olan bütün peygamberler olmasa bile birkaç peygamberlerin sabırla ilgili imtihan edildiklerini, imtihana vesile akıldıklarını birkaç örnekle paylaşmış oldum. Keza alemlerin efendisi Hazreti Muhammed aleyhisselam da hep sabırla imtihan edilmiştir. Peygamberimiz aleyhisselam hep sabretmiştir. Eşi Hazreti Hatice annemizin vefatı, kendi himayesinde bulunan Ebu Talib'in vefatı, Mekke'de iki tane erkek çocuğunun Abdullah ve Kasım'ın vefatı, Medine dahil olmak üzere kız çocukların Hazreti Fatıma annemiz haricinde bütün kız çocuklarının vefatı, Medine döneminde Meryem annemizden, Maria annemizden dünyaya gelen İbrahim'in vefatı, Cennetül Baki'ye defnedilen İbrahim'in vefatı, toplamda 6 tane çocuğun vefatı ve arkasından Peygamberimiz Aleyhisselam'ın babasını görmemesi, annesini 6 yaşında kaybetmesi, bütün bunlar elbette Peygamberimiz Aleyhisselam'ın her aşamada sabırlı ve metanetli olduğunu gösteren en büyük örneklerdir değerli kardeşlerim. O halde Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Kul ya ibadiyellezine amenuttegu rabbeküm. Ey iman eden kullarım. Sizler Allah Celle Celaluhu'ndan korkunuz. Lillezine ahsenu fi hadid dünya hasene. Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar iyilik bulacaklardır. Verdullah vasa yeryüzü geniştir. İnnema yuffes sabirun ecrahum bi gayri hisab. Elbette Allah Celle Celaluhu sabredenlere mükafatları hesapsız verecektir değerli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu sabırlı olanlara, metanetli olanlara mükafatlarını hesapsız verecektir buyurmaktadır. Yine Hazreti Ayşe annemizden rivayet edilen bir hadis-i şerifte ise vücuduna batacak bir dikene varıncaya kadar Müslümanın başına gelen her bir musibet sebebiyle hataları affedilir buyurmaktadır. Elimize vücudumuza batan diken bile bizim elbette günahlarımızın ancak sabrettiğimiz sürece affedilmesine vesile olacağını yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri ifade buyurmaktadır değerli kardeşlerim. Yine Peygamberi Zişan Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhisselam aceben li emril mümin, mümin olan insanın durumu ne ilginçtir buyurmaktadır. Mümin olan insanın durumu çok ilginçtir.
İnni emrehu küllehu lehu hayr. Onun elbette hali kendisi için herhalde hayırlıdır. Ve leyse zelike li ahadin illa lil mümin. Ancak bu mümin olan insanda vardır. Diğer müminler, diğer insanlarda olmayan bir davranıştır. İn esabetü serra-ü şeker. Bir insana bir musibet isabet ettiği ya da sevinecek bir durum olduğu zaman şeker ona şükreder. Fekâne hayrelle, bu da onun için hayırlı olur. Ve in esabetü darra-ü sabar. Bir musibet isabet ettiği zaman ise ona da bu sefer sabreder. Fekâne hayrelle, bu da onun için hayırlı olur. Yani mümin olan insanın her davranışında taaccüp edilecek bir durum vardır. Kendisine sevinilecek bir hadise meydana geldiği zaman şükreder. Bu onun için hayırlı olur. Ve aynı zamanda kendisine bir bela, musibet isabet ettiği zaman ise sabreder. Bu da sabretmesi vesilesiyle onun da sevabını, mükafatını alır değerli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim, musibetleri nasıl anlamalıyız? Musibetlerden dersler çıkarmalı mıyız? Her şey Allah'tan geldi. Kaza ve kadere inancımız elhamdülillah tam. Bunda hiçbir tereddüdümüz yok. Ama bize gelen musibetlerden, depremdir, sel felaketidir, yangındır, başka hastalıklardır. Bakın 2 sene önce veba hastalığı gibi korona hastalığı bu dünyayı kastı kavurdu. Buna benzer musibetler geldiği zaman o musibetlerden bizler hangi dersleri çıkarmalıyız? Bizler onlardan ders çıkarabiliyor muyuz? Ders çıkardık demek ne demektir? Değerli kardeşlerim, mesela bu musibetlere karşı, bu musibetleri gören, şahit olan, her gün televizyon aynasında o bölgeye gitmesek bile oradaki kardeşlerimizin acılarını ta ciğerimizde hissettiğimiz, zaman zaman yemeklerimizin bile iştahımızın kalmadığı noktalara geldiğimiz, o yetim çocuklarımız, o öksüz çocuklarının annesiz babasız kalmaları, keza aynı zamanda anne ve babaların olması, anne babaların vefat etmiş olması ya da çocukların vefat etmek olması suretiyle evlatlarını arayan oradaki bacılarımız, kardeşlerimizin olması elbette ciğerimizi yakmış bulunmaktadır. Ama bir musibet mi bu? Bir musibet. Her şeyden önce deprem dediğimiz zaman Allah Celle Celaluhu aklımıza gelmelidir. Allah Celle Celaluhu bizi bu dünyaya misafir olarak gönderildiği aklımıza gelmelidir. Dünya arzına Allah Celle Celaluhu bizi keyfe keder göndermiş değil. Niçin? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Sizlerin hangilerinin güzel amel yapıp yapmadığını sınamak için diyor Allah, hayatı ölümü yarattım dedi ya, az önce sohbetimizin başında okuduk ya, işte bizler de bütün bu musibetlerden dolayı ders çıkarabildik mi? Mesela 5 vakit namaz kılmayan kardeşlerimiz 5 vakit namaza başlayabildi mi? Ya da dargın olanlarımız, küs olanlarımız barışabildi mi? Kul hakkı olanlarımız kul haklarını hak sahiplerine verebildi mi? Değil mi? Komşu hakkı, insan hakkı, kul hakkı, bütün bunları yerine getirebildik mi? Borçlarımız var mı? Onları ifa edebildik mi? Kimi hüzünlendirdik, kimi kederlendirdik, onunla helallik alabildik mi? Bütün bunlar bizim hayatımızda bu tür davranışları ortaya koymuyorsa, ibadeti taata yanaşamamışsak, salih ameller çizgisinde buluşamamışsak ve dolayısıyla dargınlarımız hala barışık gezmiyorsa, insan hakkı, kul hakkı, hayvan hakkı vesaire bütün haklardan kendimizi tecrid etmek suretiyle onlara rağm olamamışsak, bir yol çizememişsek, o zaman demek ki bizler bu musibetlerden ders almamışız demektir. Her şeyden önce kendimiz açısından söylüyorum. O bakımdan değerli kardeşlerim, musibetlerden mutlak manada ders çıkarmamız lazım. Elbette depremde hayatlarını kaybeden kardeşlerimiz, hayatlarını kaybedilmesine vesile kılan, o binaları yapan, o binaları çürük çürük yapan, müteahhidi, işçisi, ameli, efendime söyleyeyim,
müteahhidi, işçisi, kalfası, ona onay veren kurumlar her birerleri elbette sorumludur. Onlar da bu sorumluluklarını yerine getirmediklerinden dolayı acaba tevbe ettiler mi, istiğfar ettiler mi, helallik isteyebildiler mi, ahirete göç eden kardeşlerin yanına gidip ben bu binayı sağlam yapmam gerekirken çürük yaptım, hakkınızı helal edin, ne gerekiyorsa yapalım diyebildi mi? İmtihandan ders çıkarmak bu şekilde olur. Yoksa kuru kuruya olmaz. Değerli kardeşlerim, kişi normal şartlar altında deprem de olsa, sel felaketi de olsa, başka felaketler de olsa eceliyle ölmüş olur. Mutlak manada bunda bir değişme yoktur. La yesteğrune saaten ve lahum yesteğrune dimun. Sizin ölümünüz ne bir an evvel alınır ne de bir an sonraya bırakılmaz. Bunda tereddüt yok. Fakat kişinin ölümüne bir başkası vesile olmuşsa, işte vesile olan insan kimin kastı varsa, kimin kötü niyeti varsa yarın ahirette Allah Celle Celaluhu huzurunda onun ne yapar? Cezasını çeker. Onun karşılığını mutlak manada bulur değerli kardeşlerim. Dolayısıyla bizler elbette bu deprem hadisesinden ne kadar ders çıkardık? Bizim hayatımızda bir değişiklik oldu mu? Manevi hayatımızda bir değişme olduysa elbette ders çıkarmışız demektir. Yok hala eski hayatımıza dönmüşsek, behimi alışkanlıklarımıza devam ediyorsak, şeytani alışkanlıklarımıza devam ediyorsak, nefsani alışkanlıklarımıza devam ediyorsak, demek ki musibetlerden bizler ders çıkarmamışız demektir. Elbette mümin olan insan her şeyini sağlam yapacak. Evi sağlam olacak, yurdu sağlam olacak, mektebi sağlam olacak, hastanesi sağlam olacak, barınmış olduğu binalar sağlam olacak. Peygamberimiz aleyhisselama sahabe-i kiram geliyor. Ya Resulallah, devemi salıverip de mi ibadet edeyim yoksa bağlayıp da mı ibadet edeyim? Peygamberimiz aleyhisselam adeta tevekkül inancını ortaya koymak için tedbirli davranmanın formülünü bize ifade buyuruyor. Ne buyuruyor? Ekil ve tevekkül alallah. Evvela deveyi bağla, sonra ibadet et. Nasıl olsa sen ibadet edeceksin. Deven ne tarafa giderse gitsin, ne yapmıyor? Demiyor. Tedbirini alacağız. Binalarımızı sağlam yapacağız. 3 kuruş, 5 kuruş fazla vereceğiz. Binalarımızı mutlak manada sağlam yapacağız. Ha, sağlam yapılan binalar hiç çökmez demek de yanlış. Değerli kardeşlerim, fay hattına gelmişse, orada bir yarık meydana gelmişse, siz 15 şiddetinde de dayanıklı bir bina yapsanız elbette o ne olacaktır? Yıkılacak, gidecektir. Ona da yapacak bir şey yok. O bakımdan değerli kardeşlerim, burada hatırımıza Allah Celle Celaluhu gelmeli. Bu depremi meydana getiren kim? Allah Celle Celaluhu. Mikail Aleyhisselam'ın görevli olmuş olduğu görev bilinci içerisinde bu deprem ne yapmaktadır? Meydana gelmektedir. Dolayısıyla şunu hemen söyleyelim biz. Gereken tedbirleri alacağız. Yıkılacaksa da o zaman diyeceğiz ki biz gerekli tedbirleri aldık. Yıkıldıysa yıkıldı. Ona yapacak bir şey yoktur. Ama gerekli tedbirleri almadan durup dururken hiçbir şey yokken hiçbir tedbir almaktan sakınmak suretiyle evetmez. Allah büyüktür, ben tevekkül ediyorum demenin de bir anlamı yoktur değerli kardeşlerim. Tedbir, evet, ne yapmaktadır değerli kardeşlerim? Takdiri bozamaz ama takdir tedbiri bozabilir. Elbette biz insan olarak gücümüz nispetinde her türlü tedbir alacağız. Takdiri Allah Celle Celaluhu'na bırakacağız. Tedbir aldık, takdirde yıkılmak varmış, ölmek varmış, ahirete göç etmek varmış. Bu da hükmü ilahidir. İnna lillah ve inna ileyhi raciun demekten başka bir şey aklımıza gelmez. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Rabbimizden geldik, Rabbimize gideceğiz. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Bakın bir teslimiyet inancını burada hemen otomatikmen ortaya koymuş oluyoruz değerli kardeşlerim. O bakımdan tevekkül anlayışını da bu şekilde ne yapmak lazım? Ortaya koymak lazım değerli müminler. Sabır ve metanetimizi her halükarda koruyalım değerli kardeşlerim.
Burada bir fıkramsı ders olması hasebiyle bir fıkramsı bir şey anlatayım. Sonra asrın felaketiyle ilgili bir şiir okuyacağım. Arkasından duamıza geçeceğiz değerli kardeşlerim. Bu tabii ki anlatacağım fıkra. Fıkralardan, kıssalardan hisse çıkarmak lazım. Bu illa da böyle olmuştur anlamında değil. Cennet ve cehennem var. İkisi arasında da yıpranmış yol var. Bu yıpranmış yolu ne yapıyorlar? Diyorlar ki cennetlikler cehennemliklere, cehennemlikler de cennetliklere. Gelin diyorlar biz bu yolu tamir edelim ortaklaşa. Tabii bunlar anlamadığı için içimizdeki müteahhitlere bakalım. Müteahhitler yapsın bu yolları diyorlar. Cehennemde ne kadar müteahhit varsa hepsi çıkıyor. Kendilerine ait kısmı tamir ediyorlar, onarıyorlar. Ama öbür taraftan cennetten gelen yok, giden yok. Haber gönderiyorlar cennetteki insanlara. İçinizdeki müteahhitler gelsin de bak biz bize düşen kısmı tamir ettik, yaptık, onardık. Siz de kendinize ait olan bölümü ne yapın? Tamir edin bu yolu, ortaya koyalım ki kullanılsın. Tabii cennettekiler diyorlar ki biz cennettekiler olarak aradık, taradık, hiçbir şekilde cennette müteahhit olmadığını gördük. Elbette sözümüz iyi niyetli olan müteahhitlere değil, hakkaniyet sahibi olan, işini erbabıyla yapan müteahhitlere değil. İstisnalar tabii ki kaideyi bozmaz değerli kardeşlerim. Asrın felaketi, tedbir ve tevekkül nedir bilseydik, asrın felaketi olur muydu hiç? İşimizi sağlam görebilseydik, asrın felaketi olur muydu hiç? Elbette zelzele Allah Celle Celaluhu'nun işi. Ona iman eder akıllı kişi. Lakin isteseydi kardeş kardeşi, asrın felaketi olur muydu hiç? Fokur fokur yandı yüreklerimiz. Heba oldu gitti emeklerimiz. Düzgün dikilseydi direklerimiz, kolonlarımız, asrın felaketi olur muydu hiç? Birle başlasaydı başta eğitim, Allah'ın emriyle başlasaydı, besmele ile başlasaydı eğitim, nesil kalmasaydı dininden yetim, helal lokma olsaydı tüketim, asrın felaketi olur muydu hiç? Boşuna küsmesin kimse kadere, çünkü kader sebep değil kedere, rüşvet girmeseydi gelir gidere, asrın felaketi olur muydu hiç? Hukuka bigane kalınmasaydı, kulların hakkı çalınmasaydı, ihmaller, ihlaller bulunmasaydı, asrın felaketi olur muydu hiç? Ne Allah tanıdı, ne Allah tanındı, ne resmi yasa. Sadece paraydı düşünce tasa. Kulak verilseydi kanuna nasa, Allah'ın ayetlerine, hadislerine, asrın felaketi olur muydu hiç? Utanmak gerekir merhum Sinan'dan, damla bulaşmamış sebil suyundan, hesap sorulsaydı mülkü soyandan, asrın felaketi olur muydu hiç? Resul-i Zişan'ın ruhu sızlıyor, derekimizdeki dehri izliyor, korksaydık Rabbimiz her an izliyor, asrın felaketi olur muydu hiç? Suçlu kim? Hep o mu? Biz değil miyiz? Öteki kirli de biz temiz miyiz? Yaşıyor olsaydı öz kimliğimiz, asrın felaketi olur muydu hiç? Haydi şimdi devlet, millet el ele, işe başlayalım besmele ile, yanlış yapmasaydık hep bile bile, asrın felaketi olur muydu hiç? Rabbim asrın felaketinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize gani gani rahmet eylesin, ibret alanlardan eylesin, yaralarımıza da acil şifalar ihsan eylesin. Değerli kardeşlerim,
Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna inneke entes semi'ul alim ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim ve ehdini ve vaffikna ilel hakk ve ila tarikun müstakim bi bereketi hatmil Kur'anil azim bi bereketi hatematil Kur'anil azim ve bi hurmeti men erseltehu rahmeten lil alemin. وَاغْفِرْ لَنَا يَا كَرِيمُ وَاغْفِرْ لَنَا يَا رَحِيمُ وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. Ey kainatın halıkı, mevcudatın sahip olan Rabb-i Zülcelal, Zat-ül-Uhiyyetine hamdü senâ ediyor. Habib-i Edîb-i Resûl-ü Kibriyan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine salatü selamlar gönderiyoruz. Makbul eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Şu mübarek cuma gecesinde şu ana kadar okunan hatmi şeriflerden hasıl olan sevabı, başta 2022 Umre grubumuzun okumuş olduğu hatmi şeriften, PTT'leri cami cemaatinin okumuş olduğu hatmi şeriflerden, bayanlar hatim grubunda bulunan bacılarımızın okumuş olduğu hatmi şeriflerden, keza ekranları başında uzaktan yakından teşrif etmiş kardeşlerimizin okumuş olduğu hatmi şeriflerden, sure-i celillerden, tekbirlerden, tehlillerden ve getirilen salavat-ı şerifelerden hasıl olan sevabı, evvelen bizzat Hace-i Kainat, Ekmelü't-Tahiyyat Bismillah ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âleminin muhatabı, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin ruhu mübarekelerine tarafımızdan hediye ediyoruz sen vasıl eyle. Hasıl olan sevap ilk insan, ilk nebi Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana nebilerin, sahabilerin, tabinlerin, etbav tabinlerin, ulemanın, şühedanın, sülahanın, ehli beytinde ruhlarına hediye ediyoruz sen vasıl eyle. Ya Rabbel Alemin, hatim sahibinin de ayrı ayrı ahiret intikal eylemiş olanların da ruhlarına hediye ediyoruz sen vasıl eyle. Şu anda uzaktan yakından teşrif etmiş ellerini senin rahmet deryana atmış olan kardeşlerimizin de ahirete güzeran eylemiş olanlarına ruhlarına hediye ediyoruz sen vasıl eyle. Ya Rab, vatanı, bayrağı, namusu, dini, mukaddesat için şehit olmuş tüm şühedanın da ruhlarına hediye ediyoruz sen vasıl eyle. Ya İlahel Alemin, bilhassa 6 Şubat Pazartesi sabahı 4.17'de depremde 11 vilayetimizde hayatlarını kaybetmiş olan, hayatlarını yitirmiş olan, ahirete güzeran eylemiş olanların da ayrı ayrı ruhlarına hediye ediyoruz sen vasıl eyle. Ya Rab, her birerlerini makamlarını cennet eyle, korktuklarından emin eyle, umduklarını nail eyle, ruhlarını şad eyle. Bizler de ahirete göç eylediğimiz zaman arkamızdan hayır dualar yapabilecek nesiller yetiştirmemizi sen nasip ve müyesser eyle. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin, depremde evet kurtulan ama acil şifalar bekleyen kardeşlerimiz başta olmak üzere Sami Doğan abimiz bypass ameliyatı olacak. O başta olmak üzere ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa, dertli olanlarına deva, borçlu olanlarına edalar nasip eyle. Vatanımızı, memleketimizi, evimizi, barkımızı, ordumuzu, yurdumuzu, çoluk çocuğumuzu görülür görmez kazadan, beladan, afattan, fırtınadan, zelzeleden, her türlü musibetinden hıfz-ı himaye ile. Ya Rabbel Alemin, böyle acılar, böyle kederler, böyle felaketler bizlere, ülkemize, insanlık alemine, İslam alemine gösterme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, dünyada misafir olarak bulunuyoruz. Dünyada kendine kul olarak yaşamamızı Habib-i Edîb-i Resûl-i Kibriyan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine gerçek manada
ümmet olarak yaşamamızı nasip ve müyesser eyle. Kaza ve kadere imanımız tam Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, senden gelen her şeye sabretmek durumundayız. Bizlere sabır ver Allah'ım. Bizlere metanet ver Allah'ım. Bize itimat ver Allah'ım. Bize güven ver Allah'ım. Bu dünyada imansız, Kur'ansız bizleri hayatımızı sürdürme Allah'ım. Ya İlahi Alemin, bizleri Kur'an'ın yolundan, İslam'ın nurundan, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın güzel ahlakından ayırma. Şu mübarek cuma gecesinde yapmış olduğumuz dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahara'da, mukaddes beldeler ve mukaddes makamlarda yapılan duaların cümlesini ilhak ve müstecab eyle. İsimler unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bir Fatiha-i Şerife'yi dahi okuyacak kimsesi kalmamış olanların da ruhlarını hediye ediyoruz sen vasıl eyle. Ya İlahi Alemin, ömürlerimiz hayırlı ve uzun, bizi bu dünyadan imanla mezun eyle. Ahir ömrümüzde buyurun kelime-i şehadet ki aşk ile eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelime-i tayyibesini söyleye söyleye çene kabamamızı nasip ve müyesser eyle. Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatü vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatü vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin ve kâffe ehli iman ve ehli İslam'ın ervahına Allah rızası için tüm geçmişlerimiz, tüm geçmişlerin ruhları için El Fatiha. Amin. Rabbim kabul eylesin inşallah. Tekrar nasip eylesin. Geceniz mübarek olsun. Önümüzdeki Berat Kandilinizde şimdiden tebrik ediyorum. Berat Kandilimizin de bizler için, sizler için, alem-i İslam için hayırlara vesile olsun inşallah. Allah Celle Celaluhu sağlık, sıhhat, afiyetten bizleri sizleri ayırmasın. İzlemiş olduğunuz videoyu diğer din kardeşlerimizin de paylaşırsanız onların da istifadesine sunarsınız. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.